Merhaba arkadaşlar, benim adım İbrahim Abdullayev. Ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da Göttingen'deki şehirde üniversite okuyorum. Kendim Kırgızistanlıyım, Bişkek'ten geliyorum. Ya bu kadar. İşte bir sürü sıkıntılar var biliyorsunuz Uygur'istan'da. Oradaki Uygur olsun, Kırgız olsun, Kazak olsun, Özbek olsun, Çin'e karşı olanlar olsun hepsini Çin'deki Nazi toplama kamplarına atıyorlar. Ve bildiğiniz gibi nerede ateş yanarsa hepimizi yakar diye bir söz var. Onun için benim akrabalarım olmadığı halde, kamplar olmadığı halde yine de ben Uygur olarak oradaki arkadaşlara, abalarımıza bir yardımcı olmak, desteklemek istiyorum. İlk önce hiç kimse o Nazi kampı yok oldu diyemez. Bir sürü kaynaklar var, ispatlar da var. Ben size buradaki Uygur öğrencilerin Almanya'da nasıl sıkıntılar var, hangi sıkıntı altında yaşıyorlar, Çinler onlar nasıl Çin'de olup Almanya'da baskın yapıyor, onu anlatmak istiyorum. İlk önce buradaki öğrencilerin pasaportu, yani Çin pasaportusunun vakti geçince onlar Almanya'daki konsolosunda bu pasaportun uzatma hakkı yok. Buradaki konsol diyor ki siz Şincan vatandaşı mısınız? Oradaki nüfusunuz var. Oraya gidin, orayı uzatın. Ama onlar şimdi Şincan'a giderse, yani Uygur'sana giderse onları kamplara atarlar. Yani o toplama kamplarına ve pasaportunu alır. Pasaportunu aldıktan sonra ona bir daha Çin'i terk edemezler. İkinci burada Uygur arkadaşlarımız da var. Onlar Şincan'da nüfusları değil, nüfusu birisinin Şanghay'da, diğerinin Beijing'de, yani Pekin'de. Nüfusu orada olduktan hariç konsoldaki insanlar diyor, siz Uygur musunuz? Şincan'a gidin ve orada yeni bir pasaportuna başvurun. Bu tamamen saçma bir iş. Onların hiçbir Şincan'la alakası yok. Sadece Uygur olduktan dolayı onlar Şincan'a gidip orada yeni pasaportuna başvurmalılar. Onlar tabii ki de korkuyorlar. Oraya giderse hapise atarlar, kamplara atarlar. Bir sürü sıkıntılar var. İkinci olarak Abdülhamit diye bir arkadaşım var. Kendisi Bonn'da okuyor. Orada yaşıyor. O da bana anlattı ki Çinliler, hatta Çinli öğrenciler onlara baskın yapıyorlarmış. Yani sen Almanya'daki Uygur öğrenciler hangi aktive yapıyorlar, nereye gidiyorlar, dernekle katılıyorlar mı? Onu anlatmak zorundaymış. Diğer çaresi onu yapmazsa onun ailesini bir sürü zorluklar varmış. Yani onlar zorluğa sokuyorlar. O arkadaşım da bana dedi, bizim iki çarem var. Benim iki çarem var. Birisi ya Çin'de dediği gibi Uygur'a satacağım ve onların yaptıklarını rapor yazarak Çin'e göndermeliyim ve arkadaşlarıma söylemeliyim. İkinci çare, ben onu yapıyorum. Hiçbir Uygur'la alakam yok. Bütün Uygur'la bağlantımı kestim. O kadar. Burada Uygur olup da öğrencilere başka Uygurlarla buluşması da bir sıkıntı yaratabiliyor. Demokrat ülkede, Almanya'da Çinliler sanki bir paralel sistemi kurmuş gibi buradaki öğrencilere baskın yapıyorlar. Ve buradaki bir sürü öğrenciler baskıya dayanamayıp geri Uygur'a gidiyorlar, Şincan'a gidiyorlar ve oradan kayboluyorlar. Benim de bir arkadaşım kayboldu. Burada Almanya üniversite öğrenciydi, master yapıyordu. Ailesini özledim diye gitti, bir daha geri dönmedi. Şimdi nerede olduğunu biz bilmiyoruz, alakamız da yok maalesef. Ve son olarak burada bir sürü öğrenciler maddi dolayından sıkıntı yaşıyorlar. Evden para gelemiyor. Çalışıyorlar, okuyamıyorlar. Okursa çalışamıyor ve paraya ihtiyacı var. Onlar da hiçbir çaresi olmadığı için Almanya'da iltica olarak yapıyor, başvuruyorlar. Almanya onları kabul ediyor ve bir sürü zamandan sonra yine üniversite başlıyorlar ve okuyorlar. Yani Çinliler sadece
Uygur, Şincan'da baskın değil, demokrat devletlerde, Almanya'da Uygur öğrencilere baskı yapıyorlar. Ben şimdi demek istiyorum ki eğer hiç bir öğrenciler varsa, Uygurlar olsun, hangi milletten olsun, sıkıntılar varsa bana ulaşabilirsiniz. Tercüme olarak, yol göstermek veya bir istişare yapmak istiyorsanız ben size yardımcı olabilirim. Burada 20 senedir yaşıyorum ve buradaki kanunları, sistem hepsini biliyorum. Hiç korkmayın, bana alaka yapabilirsiniz. Facebook'ta numaramı da e-mail'le atacağım ben size. Ve çekinmeyin, bana yazın. Hadi iyi günler.